Merhaba arkadaşlar Pes sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. Pazartesi günü gelecek olan epik pakete değineceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Bugün öğleden önce pazartesi gelecek olan epik paket açıklandı. Epikler değil ama epik paketteki renkli kart futbolcuları duyurmuştu uygulamalar. İtalya hucum futbolcuları gelecek arkadaşlar. Baktığımız zaman sol açık, ofansif orta saha, santrafor, sağ açık, sol açık ve sağ açık pozisyonundan futbolcular yer alıyor bu pakette. Epikler olarak da 4 tane aday bulunmakta. Adriano, Nedved, Gans, sonra eklenen güçlendirici epikler bir de çok eskiden eklenmesine rağmen gelmeyen Ronaldinho da var. O da pozisyon anlamında uyuyor. Takımda Milan takımı. Aslında Ronaldinho da İtalya hücum futbolcular epik paketine uygun bir isim. Fakat çok uzun süredir bu kartı getirmedikleri için beklenen isimler son güncellemede oyuna eklenen Adriano, Kurnaz oyun tarzına sahip, 24 yaşında, 90 kilo 1.89 boyundaki haliyle. Nedved ofansif orta saha 10 numara boşluk kollayan oyuncu oyun tarzına sahip. 1.77 boyunda 31 yaşındaki haliyle ve oyuna son eklenen yeni isimlerden biri Gans fırsatçı golcü 1.78 70 kilo 30 yaşındaki haliyle karşımızda olması bekleniyor arkadaşlar. İsimler bunlar Ronaldo'yu getirmez gibi görünüyor Konemi. Keşke Milan kartını getirseler yine de tabi ihtimali var ama yüksek ihtimal bunlar Gans, Nedved ve Adriano. Renkli kartlara baktığımız zaman da Seviyeler tabi maksimum seviyeler pazartesi sabahı açıklanacak. O zaman detaylı inceleyebiliriz arkadaşlar. Ama Kvaraskelya'nın ilk seviyesi yüksek. Maksimum seviyesi de çok yüksek olacak. Epic gibi bir kart olacaktır Kvara'nın kartı da. Son olarak arkadaşlar bugün gelen Player of the Week paketi ile alakalı önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bugün gelen Player of the Week paketi milli takım Player of the Week paketi lig maçlarına bakaraktan gelmedi. Ve güçlendirici futbolcular var. Fakat bu futbolcular içerisinde Konemi'nin anlaşmalı olmadığı takımlarda oynayan isimler var. Mesela burada Mal'ın yer alıyor. Normalde tabii yani oyunda normal kartı var. Fakat renkli kartı milli takım üzerinden gelebilir kendisinin. E, kulüp takımı üzerinden gelemiyordu. En önemli isim ise Wirtz. 101 seviyeye kadar çıkıyor. 88 L Roman'la güçlendiricisiyle denemiştik. 101 seviyeye kadar çıkmakta. Form durumu A olduğunda. Şimdi hepsi A formunda. Fakat lig maçları başladıktan sonra haftaya form durumu güncellendiğinde büyük ihtimalle hani önceden hep öyle oluyordu öyle olması gerekiyor. Wirtz'in, Malı'nın ve diğer futbolcular da oyunda yer almayan isimler de varsa Konemi'nin anlaşmalı olduğu, olmadığı takımlarda oynayan isimler varsa C formunda olacak. E bu en çok kimi etkiliyor? Güçlendiricili oyuncuları etkilemekte. Yani haftaya Wirtz C formunda geldiğinde güçlendiricisi çalışmayacak. Böyle bir durum ne yazık ki bizleri beklemekte. Evet bu tarz futbolcuları milli takımlar üzerinden görebiliyoruz. Virsi mesela yüksek seviyeli bir isim ama Form durumu C olarak uzun süre kalacak kendisine. Son Şampiyonlar Ligi paketi geldiğinde bir arkadaşımızın yorumu vardı. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ben dikkat etmemiştim ama arkadaşımız çok güzel bir noktaya yakalamıştı. Demişti ki Şampiyonlar Ligi paketindeki tüm futbolcuların da form durumu A. Önceden öyle olmuyordu fakat son dönemlerde Şampiyonlar Ligi olsun Ligi zaten getiriyordu. Milli takım play of the de Konemi form durumunu A'ya çıkardı arkadaşlar. Genelde Lig maçlarına bakardı. Bu sürpriz oldu. Demek ki play of the Week paketinde Şampiyonlar Ligi de olsa Milli takım da olsa form durumları A olacak şekilde karşımızda olacak gibi görünüyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi play of the getiriyordu ama maç 2 hafta önce oynanmıştı. Son maçında belki futbolcu çok kötü performans sergileyebilir ama Konemi artık onlara bakmamaya başladı arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşımızın da dediği gibi Şampiyonlar Ligi ve diğer Player of the Week paketlerinde ligde oluyordu ama diğerlerinde de form durumu A olarak geliyor. Ve güçlendirici bu hafta bir işte çalışmakta. Ne yazık ki haftaya çalışmayacaktır. Eskiden Leverkusen'in anlaşması vardı Konami ile. Fakat e futbol 2023'ün sonlarına doğru yaz aylarında Çıkarıldı. Eldeki futbolcular silinmedi ama yeni kartları ne yazık ki gelmiyor. Sadece Alman liginden Bayern Münih ile anlaşma devam etmekte. Leverkusen ile yıllardır Konemi anlaşmalıydı. Yıllardır oyuncu getirirdi. Leverkusen bu sezonki kadar iyi değildi. Tam Leverkusen şov yapmaya başladı. Harika bir sezon geçiriyor. Tam gelmelik. Her hafta belki de Player of the Week futbolcu seçebilirdi Konemi. Leverkusen o kadar iyi. Haftalardır iyi oynamakta. Şampiyonluğa koşuyorlar. Ama en önemli sezonda ne yazık ki Konemi Leverkusen'i kaybetti. Milli takım formalı bir şekilde ama oyuncuların oyunda görebiliyoruz. Diğer Alman takımlarında da aynı şekilde. Sizler de bunlarla alakalı yoruma görüşünüz. Bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.